Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bilgisayar fiyatları aldı başını gidiyor. Biz de dedik ya acaba böyle ufak tefek işlerimizi, ödevlerimizi yapabileceğimiz, yazılarımızı yazabileceğimiz ama 1000 lira bütçesi olan bir bilgisayar bulabilir miyiz? Ve elime bu gördüğünüz 25 yaşındaki içinde Windows 98 yüklü olan Asus marka laptop geldi. Şimdi bu bilgisayara yakından bakacağız. Ben ufak tefek bir kontrol ettim. İçinde FIFA 98'i var, NFS 2'si var yani birkaç tane oyunu var. Ama internete bağlanıyor mu, ne bileyim işte yazıcıdan çıktı falan alabiliyor muyuz bunları bilmiyoruz henüz. İstiyorsanız gelin şöyle bir açıyı değiştirelim. Bilgisayarı yakından bir görelim. Arkadaşlar bilgisayarın bataryası 25 yıllık olunca ister istemez fişe takmadan çalışmıyor. Ve ekranımız geldi. Mouse'umuzu hatırlarsanız eskiden böyle farklı şekillere sokabiliyorduk. Burada da bir arımız var. Microsoft Windows 98 4.10 1998'de doğal olarak. Önce bir internete bağlamayı deneyelim. Bakalım internete girebiliyor muyuz? Şu hata sesini bir dinleseniz arkadaşlar. Geliyor bak. Dinle. Şurada bir CD tuşu var arkadaşlar. Ona tıkladığımda maalesef sürücüyü dışarı atmıyor. O yüzden eski usul buna şöyle sağa tıklıyoruz ve çıkart diyoruz. Şöyle sürücüyü dışarı atmayı başarıyor. Bunu da zaten denedik. İnternete kablosuz bağlamak için böyle bir sürücü aldık. CD'sini de kurup denememize rağmen desteklemediği için doğal olarak zaten aslında beklediğimiz şey oldu. Bunu kullanamadık ama Ethernet'le bağlamayı deneyeceğiz biz de. Google sayfamız geldi elbette. Hemen YouTube arayalım. Güvenlik kanal desteğinde bir hata oluştu. Neden? Tamam YouTube'u boş verdik arkadaşlar. Haber okumayı deniyorum ben. Sonuçta bir yazı yazacağım, bir ödev yapacağım, bir şey yapacağım. Habere ihtiyacım var. Bu da olmuyor. Ya bunun şeyi kötü. Şimdi mesela elimdeki tek kaynak bu, tamam mı? Güvenlik kanal desteğinde bir hata oluştu. Şimdi bu ne demek? Bakmayı denediğimde bunu da göremiyorum. Hani bir sorun var. Çözümü burada. Çözümü de giremiyorum. Mail atmayı deniyorum. Bakalım olacak mı? Ve şu meşhur atacı hatırlamayan var mı ya? Evet ses geldi. Bakalım. Aa bir dakika. Mailimizin iletilmediği ilgili bir hata aldık. Yani maili de gönderemedik maalesef. Başka şuna bir bakalım. Mesela Excel'imiz Word'ümüz açıyor. Ya bu Word'üne 98 hali arkadaşlar. Burada yazarsınız edersiniz. Problem yok da. Hani bunu CD'yi alıp eski usulü internet kafeye götürüp çıktı almanız lazım. Ya da flash belleğe aktarmanız lazım ama hani ben burada yaptım, Excel'imi hazırladım, işte muhasebeciyim ben, Excel'i yaptım, göndereceğim ama gönderecek yer yok, gönderecek muhatap yok. O yüzden faydası olur mu emin değilim. Benim bu bilgisayarla ilgili en büyük amacım şu bu arada, ben bir yazı yazdıktan sonra çıktı alabilecek miyim? Son şöyle kağıtlarımızı da koyduk, arkadan yazıcımızın kablosunu taktık arkadaşlar. Evet geldi, lütfen Windows 98 CD-ROM etiket disketi yerleştirin, sonra tamam'a tıklayın. Maalesef böyle bir disketimiz yok arkadaşlar. Yani yazıcıdan çıktı alamamış olmak benim için çok büyük bir eksiklik olmuş oldu. Biz şimdi bunun drive'ını internetten indirelim dedik arkadaşlar destekliyorsa diye ama onu da desteklemiyormuş. Yani Windows 7'ye kadar gidiyor bu yazıcının desteği. O yüzden şu an herhangi bir yazıcı kullanma şansımız, bu bilgisayardan bir çıktı alma şansımız kalmadı. Elinizde bu bilgisayarın dönemiyle eşleşebilecek bir yazıcı varsa onu kullanabilirsiniz ama hani şu an biz bir de ondan alalım desek bu 1000 lira dediğimiz masrafın üstüne çıkmış olacağız. O yüzden biz hani bu yazıcı işini geçmek zorundayız şu an. Şöyle bir sesine bakalım ve Winamp'ı açalım. Dönemi için bence mükemmel. Bir oyunlara geçelim. Bakalım hangi oyunlar oynanıyor. Ondan sonra devam edeceğiz. Tamam Mortal Kombat o zaman. Ve Liu Kang'ı gösteriyor bize. Kral. Evet kimi seçelim? Buradan bak mesela tekme mekme sallayabiliyorum. Ama burada adamımı nasıl yürüteceğimi bulamadım. Bunu buldum ama. Şöyle sağa sola hareket edip basabiliyoruz anılar. Yani bu bilgisayarın çok rahat kaldırabileceği bir oyun ama müthiş akıcı ilerliyor. Bak şu hareketlere bak. Adam zaten bir şey yapmıyor çünkü diğeri de benim. Yani şöyle yaklaşıp bununla da istersen vurabilirim ama hızı da şöyle bir vuralım. Sub-Zero kazansın. Mortal Kombat'ı oynattı. Şimdi bir diğer oyuna bakacağım. Bir FIFA 98'i açacağım. Eğer bu çalışıyorsa hazır 23 çıkmışken. Oo. Ama kapanmıyor. Müzik dur. Vallahi Türkiye milli takımım var. Tamam. Türkiye vs Arjantin. Oy. Ya şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar ya? Var mı bir golümüz? Ama şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Diğerinde de mouse'la birisi oynaması gerekiyor. Onu şu an maalesef yapamayacağız. Ya karşımdaki adam oynamıyor. Ona rağmen alamıyorum ya. Bunu oynattı. Bu beni mutlu etti arkadaşlar. Mario'yu da bir açmayı deneyelim. Mario koşamıyor. Mario benim gibi koşuyor. Mario oynanıyor arkadaşlar. Sağ olun. Rally. Bir tane oyun CD'miz var. Bununla da bir oyun yüklemeyi deneyeceğim. Bakalım çalışacak mı? Golf alalım ya. Golf iyidir. Müzik seçiyorsun ha. Miami Sunset Over. Yok lan müzik seçmiyormuşsun. Pardon. Geçişlere bak, geçişlere bak. Şurada tuttuk. E basmıyor gaza. Biz bunlara yetiştik arkadaşlar. Rahat olun. Arada bilgisayarın fanları coşuyor bu arada arkadaşlar ama sonra bildiğiniz sıfır sese iniyor. Ama hiç ses yapmıyor yani. Şeyi de söyleyeyim, ısınma mısınma hiçbir şey yok. Yemin ediyorum buz gibi. Ve yarış bitiyor. Bakalım kaçıncı olduk. Kaçıncı olduğumu ne zaman göreceğim? O da Windows 2000'de artık. Kaçıncıyım? 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 Evet kaçıncı olduğumu öğrenemedim. Mortal Kombat 4 yükleyeceğim. Bunun ben PC oyunu
olduğunu tahmin etmek istiyorum. Yani CD'yi taktığımızdan beri burası coştu arkadaşlar ama maalesef bilgisayarda herhangi bir şekilde işaret vermiyor kendisi. Bizle alakalıdır diye düşünüyorum çünkü dediğim gibi o diğer portu yüklerken CD'yi kullanmak istediğimizde bize izin vermişti. Biz bu bilgisayara 1000 lira vermiştik. Ben kendi adıma kendi istediğim verimi alamadım. O yazıcı çalışmadığında benim bütün amaç patlamış oldu yani. İnternete bağlayamadık, mail bile gönderemedik. Herhangi bir internet sitesine girmeyi kenara koyuyorum. Yani bu bilgisayara 1000 lira verip nerede kullanabiliriz diye düşünüyorum. Ufak bir güvenlik kamerası programı yükleyebilirsiniz. Sonuçta CD tarafı çalışıyor yani. Ekranı burada bölerseniz hani bir monitör kullanacağınız her yerde aslında işinize yarayabilir. Basit anlamda kullanabileceğiniz diyeyim. Onun dışında vallahi benim aklıma hani bunu nerede kullanabiliriz hiçbir fikir gelmedi arkadaşlar. Bunu da yorumlarda sizin önerileriniz varsa bunu da belirtmeyi unutmayın lütfen. Onun dışında size göre bu paranın karşılığı mı? Siz buna ne kadar verirdiniz? Onu da lütfen yorumlarda belirtin diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.